Programımızın bu bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm metabolizma ile ilgili konuşacağız. Metabolizma herkesin kafasında soru işareti olan ve kilo vermek isteyen herkesin veya kilo almak isteyen herkesin aslında dikkat etmesi gereken nokta. Şimdi metabolizmayı ne olarak biliyoruz? Çoğumuzun kafasında şöyle bir yanılgı var. Metabolizma dediğiniz şey bağırsaklarınızın hızlı çalışması değil, yani tek başına değil aslında. Metabolizma vücudunuzdaki e faaliyetlerin sürdürülebilmesi için, yaşamsal faaliyetlerin sürdürülebilmesi için yapım ve yıkım olaylarının hepsine denilen bir terim. Yani metabolizma dediğimiz şey vücudunuzdaki yapılan tüm kimyasal işlemler. Bu nedenle metabolizmanızı hızlandırmak için özellikle yapılan en büyük hata aslında sizin kilo vermenizi etkileyebilecek, engelleyebilecek bir noktaya dönüşebiliyor. Peki bu ne? Eğer Bağırsaklarınızı zannediyorsanız ki metabolizmanızın hızlı çalıştığının göstergesi ishal olmanız. İşte kayısı çayları içiyorsanız, sinamekiler içiyorsanız kilo vermek için aslında yanlış yapıyorsunuz. Birincisi, eğer bu çayları içiyorsanız bağırsak tembelliği oluşabilir. Yani çayları bıraktığınızda kabızlık yaşayabilirsiniz. Bu da sizin kilo vermenizi tam tersi etkileyebilir. Bu nedenle düzenli olarak bu çayların içilmesi kesinlikle doğru değil. Genel aynı şekilde lamba alınması gibi durumlarda pek e, doğru olmayacak bu durumda. Peki biz me bizim metabolizmamız niye yavaş? Önce metabolizmayı hızlandırmak için önce bakmamız gereken nokta metabolizmamızın niye yavaş oldu. Metabolizmamız e, öncelikle e, değiştiremeyeceğimiz faktörlerimiz var. Bunlardan biri yaş. Yani her yaş aldığımızda 10 senede bir metabolik hızımız %2 düşüyor. Kadınlarda bu durum menopoza girdikten sonra %10-15'e kadar düşebiliyor her 10 yılda bir. Bu nedenle aslında ee, yaşı çok değiştiremiyoruz ama diğer kavramları daha çok değiştirebiliyoruz. Ee, diğer bir noktası ise cinsiyet. Cinsiyet de değiştiremiyoruz. Kadınlar erkeklerin ne yazık ki metabolik kızları aynı değil. Bunlardan biri kas kütlesinin aslında erkeklerde daha yüksek olması ee, ve erkekler, erkekler ve kadınlar'da hormon farklılıkları. Şimdi değiştirebileceğimiz faktörlere bakalım. Bunlardan biri kas kütlemiz. Eğer kas kütlemiz yüksekse bizim metabolik kızımız daha yüksektir. Bu yüzden aslında egzersiz ve sporu koymak zorundayız. Evet egzersiz ve spor aslında günü birlikte yağ yakımını arttırıyor. Günü birlik olarak da kalori e, alım e, kalori yakımını arttırıyor. Ama bunun yanında kas kütlesini de koruduğu için veya kas kütlenizi de arttırabileceğiniz için totalde de baktığınızda aslında metabolik hızınızı arttırabilirsiniz kas kütlenizi arttırırken. E, ama dikkat edin kilo vermek istiyorsanız ufak da olsa kas kayıpları yaşayacaksınız. Ama hızlı kilo vererek kas kayıplarını çok daha fazla düzeylere çıkartarak aslında metabolik hızı iyice aşağılara çekebilirsiniz. Bu da kilo verdikten sonra kiloyu aynı şekilde geri almanız için bir neden olur. Hazır buna değinmişken zaten diğer noktayı da söylemiş olduk. Sağlıklı beslenerek kilo vermek. Eğer sağlıksız kilo verdiyseniz yani uzun dönemli kalori... ...çok kalori açığı yarattığınız diyetler olduysa... ...yani mesela atıyorum sizin bazal metabolik hızınız 1800-1900 veya 2000-2500... ...siz 1000 kalorilik diyetlerle beslendiniz veya 800 kalorilik diyetlerle beslendiniz... ...başta çok hızlı kilo verdiniz, devamında da güzel gitti ama bir yerde duruyor... ...onun durma nedeni de aslında metabolik hızın kendisini biraz aşağı çekiyor olması. Bu nedenle aslında e, düşük kalorili, kalorili beslenmeniz sizin kilo veremeyeceğiniz... ...verseniz de yani o başta verdiğiniz kilo... Olsa da sağlıklı bir kilo kaybı olmayacağı ve kilo vermenizin ilerisinde aynı kiloyu geri al alacağınızın işareti. Eminim hepimiz de yaşamışızdır bunu. Ee, diğer bir nokta ise vücut ağırlığı. Evet şunu biliyoruz bizim vücut ağırlığımız ne kadar yüksekse e, vücutta o kadar çok hücre sayısı artacağı için veya yağ hücre sayısı artacağı için vücudun daha fazla e, bir alana kan pompalayacağını düşünün. Evet metabolik hızı vücut ağırlığı yüksek olanların daha yüksek. Ama düşürürken, sağlıklı bir şekilde düşürürseniz metabolik hızı da düşürmeden kilo verebilirsiniz. Bu yüzden zaten ideal kiloya yakın olan bireylerin kilo vermesi çok daha zor. Ee, ama tabii ki bu gibi durumlarda da bir diyetisyen ta e takviyesi alabilirsiniz. Ee, geri kalan diğer nokta. Eğer hipotiroidiniz varsa, insülin direnciniz varsa... E metabolizmanız düşük olabilir. O nedenle zaten diyete başlamadan önce biz diyetisyenler ayrıntılı bir kan tahliline bakıyoruz. Bu gibi problemler varsa biraz da aslında e, önemsiyoruz. Bunu, bu Eğer hipotiroid ve insülin direnciniz varsa muhakkak diyetisyen kontrolünde kilo verin derim. E, er, özellikle hipotiroid ilacı kullanıyorsanız e, i̇laçlarınızı aksatmayın. Çünkü o ilaçlar sizin az olan, e, olan tiroid hormonlarınızın geri yerine konulması için ve aslında metabolizmanızı daha da hızlandırıcı etkiler gösterebilir. O nedenle e, tiroid ilaçlarınızı asla aksatmayın. Doğru zamanda alın. E, şimdi bir de anemi. Anemide de e, metabolik hız düşüyor. Eğer bir anemi probleminiz varsa bunu da doktora göstermekte ve de uygun tedavi yöntemlerinde gitmekte fayda var. Şimdi bütün bunları geçtik, egzersiz dedik, anemimiz, hipotiroidimiz, insülin rencimiz olabilir dedik, metabolizmamızın yavaş olması için, yaş, cinsiyet önemli dedik, e, düşük kalorili beslendiysek metabolizmamız yavaş yavaş olabilir dedik. O nedenle aslında e, genel tablonun bakacağı nokta, diyetisyene niye gidiyorsunuz? Evet diyetisyede metabolik hızınızı düşürmeden kilo vermek için gidiyorsunuz. Yani ver, kilo vermekte problem yok ama kilo verdikten sonra kilo e, verdiğiniz kiloyu geri almak istemiyorsanız muhakkak diyetisyen e, takviyesi alın diğer bir nokta metabolizmayı nasıl arttıracağız? Bence bu noktayı daha çok merak ediyoruz. Yani çünkü insanların şu an kafasında en büyük soru metabolizmayı arttırırsam daha çok yiyebilirim. Evet yiyebilirsiniz. Ama metabolizmayı nasıl arttıracağımız da ciddi bir özleri istiyor. Birincisi zaten kas kütlemizin bizim e, yüksek olmasını metabolizmayı hızlandıracağız söyledik. Sporu söyledik, egzersiz söyledik. Bunun yanında sağlıklı beslenmek zorundasınız. Eğer çok işte abur cubur e, yiyorsak, çok yağlı gıda yiyorsak, çok e, sağlıksız gıdalara yöneliyorsak metabolizmanızın artması gibi bir durum değil, hatta düşürürsünüz metabolizmanızı. E, peki ne yapacağız? Sağlıklı beslenelim dedik. Tamam. O zaman geri kalan diğer noktada protein alımı önemli. Şimdi almanız gereken Proteini almayabiliyorsunuz. Özellikle zayıflayalım diye düşündüğümüzde daha çok sebzelere yönleniyoruz. İşte sabah yulaf ezmeleri yiyoruz. Ee, öğlen sebze, akşam sebze yiyoruz. Evet daha hızlı kilo veriyorsunuz. Ama kas kütlenizi korumuyorsunuz çünkü vücudun alması gereken belirli protein miktarları var. Proteinlerin vücutta bir sürü görevi var. Ee, bağışıklık sistemi de bunun içinde olmak üzere. Bu nedenle protein alımınızı daha çok korumanız gerekiyor. Ha şunu da söylemiyorum. İşte öğlen protein yiyelim, akşam protein yiyelim, sabah protein yiyelim. Her yerde protein olsun da demiyorum. Ama protein alımını muhakkak özellikle sabah kahvaltısında yumurta, peynir olarak yapabilirsiniz. Ee, öğlen sebze, yoğurt şeklinde bir öğün yapabilirsiniz. İşte gene ekmeğiniz olur. Akşam da e, muhakkak et, tavuk, balık olur, kuru baklagil olur. Protein içeren bir besin grubu ekleyin. Ama buna e, yoğurt ve süt grubunu çok katmıyorum çünkü yoğurt ve süt grubunun karbonhidrat içeriği de yüksek. Biz genelde et, tavuk, balık veya kuru baklagil olarak düşünebiliriz proteini. Yani ne dedik? Proteini düzgün alıyoruz. Çünkü termojenik etkisi, yani vücutta daha fazla proteinlerin sindirimi daha zor olduğu için, biz sindirim, sindirirken de kalori yaktığımız için aslında proteini yüksek almamız önemli. Diğer bir nokta en çok yapılan hatayı söyleyeceğim. Bu hata, bu işte sebzeleri falan atıyoruz. İşte süt koyuyoruz ya da maden suyu koyuyoruz. Sürekli işte öğlen bir sumut içiyoruz, akşam bir sumut içiyoruz veya atıyorum e, bununla ilgili ürünler alıyoruz, onları iç içiyoruz. Sürekli sıvı besleniyoruz. Hayır, sıvı beslenmek de her zaman doğru değil. Çünkü bizim e, zaten sindirim yapacak sindirim organlarımız var. Zaten onun sindirim için e, vücut fazladan kalori yakıyor. Yani siz vücudunuza aldığınız yiyecekleri sindirmek için kalori yakıyorsunuz. Siz niye sindirime blenderla e, yaptırıp kendiniz aldığınız kaloriyi o sindirimde harcamayıp e, oradan da bir ekstra kalori açığı oluşturmayalım diye söyleyeyim. O nedenle o smoothie tarzları bir tık daha arka planda bırakılabilir veya ara öğünlere konulabilir veya konulacaksa da her öğüne koymamakta fayda var. Diğer bir nokta yeşil çay kahve. Birincisi kahve zaten kafeinin etkisiyle, kafeinin de termojenik etkisiyle vücutta daha fazla yağ yakımına elverişli. Özellikle spor yapıyorsanız ve herhangi bir e, sağlık riskiniz yoksa spordan yarım saat 45 dakika önce bir kahve içebilirsiniz. Diğer bir noktada e, yeşil çay. Yeşil çay da bağırsaklardaki pankreatik lipaz enzimini inaktive ediyor ve bağırsaklardan yağın emilimini azaltarak aslında e, metabolizma hızlandırıcı etki gösteriyor. Yeşil çayı da cebe koyalım o zaman. Ee, yeşil çay kahveyi söyledik. Zaten yeşil çayın ekstra bir kafein etkisi de olacağı için oradan da bir yarar sağlayabiliriz. Ee, bildiğimiz gibi bir de baharatlarımız var. Baharatlar da termojenik etki gösterebiliyor. Bu baharatlardan en önemlisi pul biber. Ama yapılan en büyük hata da şu, pul biber yağ yokuyor diye pul biberi dolduruyoruz her şeye. Bu sırada bizim midemiz ne durumda, işte bağırsaklarımız ne durumda bakmıyoruz. O yüzden tolere edebileceğiniz kadar pul biber demekte fayda var. Evet pul biber en çok yağ yakan e, baharatlar veya yağ yakıcılar arasında e, dikkat et pul biber dikkat etmeniz gereken diğer nokta aslında yağ yakıcılar hakkında dikkat etmeniz gereken diğer noktada Pul biber yoğurt tüketiyorsunuz ama akşam gidip burger yediğiniz hayır o pul biber oradaki burgerın kalorisini yakmıyor. Onun yaktığı kalori miktarı zaten çok çok küçük. İşte 30-40 kalori civarı bir miktar. O nedenle çok da bu yağ yakıcıları yedik diye ekstra işte üzerine ama ben zaten yeşil çayımı içiyorum ama ben zaten pul biberli yoğurdumu yiyorum deyip aslında kaçamak yaptığınızda evet gene kilo alırsınız. Yani o yağ yakıcılar sizin beslenme düzeninizin üstüne eklendiğinde fayda görülecek. ...besinler. Diğer bir nokta, herkesin kafasında şöyle bir şey var. Ee, i̇şte ben ka kahvemin içine hindistan cevizi yağı atarsam... E, ...daha hızlı kilo veririm. Ne kadar doğru? Şimdi bir düşünelim. Kahvenin normalde kalorisi 4-5 kalori. Belki o bile yok kah içtiğiniz kahvede. Şimdi 4-5 kalorilik bir şeyin içerisine... ...bir tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı attığınızda onun kalorisi... ...45-50 kaloriye çıkıyor. Hatta bir de 5 kalori üstüne var. E e 55 kaloriyi buluyor. Şimdi eğer siz... 5 kalori alacağınız kahveden 50-55 kalori alıyorsanız o hindistan cevizi ke cevizi yağı kendi kalorisini yakabilir mi? Hemen soru işareti bırakayım çünkü yakamaz ama şunu yapabilirsiniz. Tadını sevdiğiniz için hindistan cevizi yağı ile kahve yapabilirsiniz. Ama ekstra olarak yağ, yağ yakıcı etkisini ekstra olarak düşünmenizin bir mantığı yok. Zerdeçal gene yağ yakıcı bir baharatımız kullanılabilir. Çok da bağışıklık sistemini çok da destekliyor. O nedenle zerdeçalı da gene muhakkak kullanalım. Diğer bir nokta ananas. Ananasın da içinde bromelain diye bir madde var. Bu madde yağ yakılımını destekliyor. Bu nedenle Ananası da yağ yakıcılar arasında alabiliriz. Gene porsiyon kontrolleri tüketirseniz daha iyi olur. Çünkü ne olursa olsun şeker içeriği de yüksek. Evet aslında yağ yakıcılarımız hepsini söyledik. Ama şunu bilelim e, programın sonunda kapatırken de şunu söylemek istiyorum. Evet yağ e, yakıcılarımız var. Yağ yakıcıları da ekstra diyetimize eklediğimizde ekstra etkiler görüyoruz. Ama eğer yanlışları düzeltmezseniz yani metabolizmanızı yavaşlatacak başka unsurlar varsa ve siz bunların farkında değilseniz ne yaparsanız yapın metabolizmanızı hızlandıramazsınız. Bu nedenle önceden nedenlerine yönelmek, metabolizmanızı hızlandırmanız başlıca başlıca noktası diyelim. E, programımızın burada sonuna geldik. Bence çok güzel bir konuya değindik e, ve umarım hayatınıza bunları katabilirsiniz. Burada söylemem gereken diğer bir noktada bir sürü sokaktan e, veya arkadaşlarınızdan e, yağ yakıcılar duyacaksınız. İşte buna bunu kattım yağ yakıyor. Bunu bunu bununla yedim. İşte kabaklı yoğurt yedim yağ yakıyor. Bu bu tarz bilgiler çoğu zaman doğru olmuyor. Muhakkak uzmanından bilgiyi almanız daha önemli. Görüşmek üzere bir sonraki programda kendinize iyi bakın.